Biz tamam, Vidan'la mi konuşalım biraz şimdi daha. Şimdi şunu anlatabilir mi Fulya Hanım? Bak biz konuşalım gari Fulya Hanım. Biz de konuşalım Fulya Hanım. Tamam, dur bir dakika. Ki. O gördüğün kadın, o gördüğün kadın benim 9 senelik gelinimin üstüne geldi. 3 tane çocuğunu bıraktırdı. Kadını bıraktırdı. Ay tek kadın başına. Hasta oldu. Verem hastası oldu o kadının yüzünden. Kardeşim o kadın benim, sen yaptın gelinimi verem etti. Verem. İşte o sen kadın, onu da verem ettin. Beni de verem ettin. Beni bitirdin onu verem ettin. Kızım bitirdin. Neden geldin? Tek başına yaptın bunu. 3 tane çocuğun üstüne neden geldin? Ha gel. Ortak üstüne sen neden geldin? Sen neden kabul ettin o zaman? Dünyada erkek mi yoktu? 2,5 sene niye kabul ettin de şimdi konuştun? Ha ben seni kabul etmedim. Menfaat Hanım. Ben seni hiçbir zaman kabul etmedim. Menfaat Hanımcığım tamam, bak bir şey söyleyeceğim, o zaman biz de sorarız, senin oğlun da evliydi, çocuğu, çoluğu çocuğu vardı da niye başka kadına göz dikti de, ben de sana bunu sorayım o zaman yani. Şimdi tamam o peki hatalı, kendi niye bu çocuğu bırakıp da başka bir kocaya gitmiş da, bir de onu erkek yaptı. Baştan çıkaramayacağı bir erkek yoktur. Aa yapmayın, bu işler erkek yoktur. Menfaat Hanım bir kadınsınız, yapmayın bunu, bir kadınsınız, yapmayın bunu. Kadınsınız bak, sizin oğlunuz madem evliydi, çoluğu çocuğu vardı da niye sosyal medyada başka kadınların peşindeydi? Şimdi sizin oğlunuz akça pakça mı? Tek başına mı yaptı? Fulya Hanım. Sen de bir kadınsın, Fulya yapma. Fulya Hanım, almayaydı şey. Oğlun, bakmayaydı kadına. Fulya Hanım bir şey soracağım, çok önemli. Bunu kimse bilmez, kimse bilmez bunu. Çok çok özür dilerim, haddimi aşarak konuşuyorum ama hak ediyor. Ne? Peki öyleyse size söylüyorum, Menfaat Hanım. Siz evliyken niye evli erkekle siz evliyken neden bir kaldın? Musa Bey'i aldınız? Ayşe'le bağla buluyorsunuz. Eşinin üstüne geldin sen. Almayaydı eşin. Kardeşim, ayrı Menfaat Hanım. Kesinlikle ayrı evde. Menfaat Hanım. Direkt ben üstüne Menfaat geldim. Hanım. Aynı soruyu oğlunuza sordunuz mu? Aynı soruyu oğlunuza sordunuz mu? Aynı soruyu kendine sorsun. Kendine. O sonunda onu çileden çıkardın. Ne yaptıysanız ikinizin arasında. Ne yaptıysan ikinizin aynı arasında. Aynı tepkiyi oğlunuza verdiniz mi? Söyleyecek bir şeyim yok. Aynı tepkiyi oğlunuza verdiniz benim mi? Benim söyleyecek hiçbir şeyim oğlunuz. Yok. Oğlunuz. Oğlumu savunmuyorum. Savunmayın zaten. Ne olursa olsun. Ne olursa olsun. Suçu ne olursa olsun evlenmek de haktır, ayrılık da haktır. Biz bunu söyleyebiliyoruz. Ama bu kadının ikisinin arasında ne olduysa ikisinin arasında olan bir şey. Tamam mı? Bu kadını görüyorsunuz da sütten çıkma ak kaşık mı sanıyorsunuz onu? Bakın hanımefendi. Sütten çıkma ak kaşık mı sanıyorsunuz onu? Gerekçe ne olursa olsun. Bakın oğlunuz da kabul etmiş. Siz de kabul ediyorsunuz. 104 yerinden bıçaklanan bir kadının kardeşim ben yanında dururum, önünde dururum, arkasında dururum. Gerekçesi ne olursa olsun ben şiddete uğrayan, bak kan gölüne döndürmüş banyoda, nefesi kesiliyor, gözleri kararıyor, ölüme terk edilen bir kadının ben yanında dururum kardeşim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.